Ukrayna Lviv'den herkese merhaba arkadaşlar. Ev turuna başlıyoruz. Ama Airbnb'den kiraladığım bir ev. Önceki videoyu izlemek istiyorsanız o da Ukrayna ile ilgili birkaç giriş tavsiyesi verdim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ev vlogumuza geçelim. Kapıya geldim zaten. Çok da uzun sürmedi. Evet arkadaşlar, Ukrayna'da böyle bu şekilde kapıların hepsi şifreli. Yani otomat yok. Özellik olarak arkadaşlar bunu şifrelemeye ikisini aynı anda basıyorsunuz. Ya da üçüne ya da beşine. Mesela bizimkisi 15. Böyle 1 ile 5 aynı anda basınca içeri girebiliyorsunuz. Mesela Ukrayna'da evler dışarıdan çok güzel görünmesine rağmen içeriden Allah'ın cezası, dışarısı Allah'ın lütfu, ama işte evin içine girince çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Böyle posta kutuları var girişte. Neyse, devam edelim. Hemen bir kat çıkacağız. Tahtalar ötüyor yani. Çok diye çökmezse ki. Evet, bu şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ve devam ettiğimiz zaman bir avluya geliyoruz. Böyle avluda yaklaşık 2-3 tane ev var arkadaşlar. Bizimkisi burası. 4 numara. Hemen girelim evimize. Ukrayna'daki evime hoş geldiniz. Size hemen başlıyorum tanıtmaya. Hemen girişte, kapının hemen girişinde bir dolabım var arkadaşlar. Bu dolabım bayağı geniş. İçerisinde işte valizimizi koyabileceğimiz, işte askılık yapabileceğimiz bir şeyler var. Yukarıda da Wi-Fi'miz var. Hemen bu tarafta, sağ tarafımızda ise tam kullanışlı. Yani bir mutfakta olması gereken her şey var arkadaşlar. Bulaşıklara fazla aldırmayın çünkü kahvaltı yapmaya çalıştım. O yüzden biraz bulaşık etraf. Burada bir tane mikrodalgamız var. Mikrodalgayı denedim, çalışıyor. Kapağımızı açalım. İlk kapağımızda burada tabaklarımız var arkadaşlar. Bardaklarımız var. Tencere kapağımız var. Tencere kapağımız varsa büyük ihtimal tenceremizden vardır. Hemen burayı açalım arkadaşlar. Burası yukarı doğru açılıyor. Burası bir difriz mi diyorlar? Difriz. İşte o. Difriz. Bilmiyorum. Yukarıda da gereksiz birkaç malzeme var arkadaşlar. Burada tenceremiz var. İşte tavamız var. İşte başka neymiş? Plastik bir şeyimiz var arkadaşlar. Kettle'ımız var arkadaşlar burada. Bunlar da işte böyle benim abur cubur yiyeceklerim. İlk dolabımızı açıyoruz arkadaşlar. Burası çöp. Burası hiç karıştırmayalım. Diğer dolabımızı açalım. Uzun soluklu kalacaksanız çamaşır makinesini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir mini buzdolabımız var. İçerisinde de işte yumurta, domates, işte bir tane de kolamız var. Bunları ben kendime göre aldım. Bir boya aynam var. Terliklerimle ben. Çok klasik. Bunun bir mini olduğu bir dolap var. Kendi elbise dolabımın yanında. Burada bir kombi dolabım var arkadaşlar. İşte ütü masası. Bir tane de ağacımız var. Havlularımız var arkadaşlar. Havlular ben geldiğimde yatağın üzerinde çok güzel bir şekilde duruyordu, böyle dizmişlerdi. Ama tabii ben yattığım için havluları bir köşeye attım. Kişilik bir yatak var. Yatak gerçekten çok rahat ve çok güzel. Çok rahat bir şekilde yattım. Yastıkların bir tanesi yumuşak, bir tanesi sert. Böyle bir ayrıntı da vereyim. Yanlarında şöyle iki tane, ismini bilmiyorum, ben masa diyeceğim. İşte böyle ışıkları olan, açtığınız zaman ışığı olan bir masamız var. Ben buraya çekim aletlerimi falan koydum. Burada da Türkiye'den getirdiğim maskeler var arkadaşlar. Bir de bunu daha dün Lviv'de işte gezerken benim fotoğrafımı çekmişler. Hatıra gibi bir şey yapmışlar. İşte kadın diyor ne kadar verirsen diyor. 30 gram verdim. Yaklaşık 10 lira falan yeterli bence. Yatağımın arkasında kocaman bir resim var arkadaşlar. Hemen yatağımın yanına geçelim. Burada bir tane koltuk var arkadaşlar. Ve koltuk yatak olabiliyor. Bir şekilde alttan yatağı çevirebiliyorsun. Böyle bir evde 3 kişi rahatlıkla kalabilirsiniz. Dinlenme köşem tam böyle penceremin yanında arkadaşlar. Burada daha çok vakit geçirdiğim yer olarak söyleyeyim size. Akşamları eğer dışarı çıkmak istemezsem, daha yeni geldim çünkü. Çünkü sonlara doğru belki de çıkmak istemem. Burada oturup kahvemi alıp dışarıyı seyredebilirim. Çünkü insanlar sokaklarda şarkılar söylüyor. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız o videolarda görmüşsünüzdür. Yani puf koltuğum var. Bunları daha çok ayağımı uzatmak için kullanıyorum arkadaşlar. Ve
Işıklara bakın. Çok egzotik değil mi arkadaşlar ışıklar? Hepsini açtım sizin için. Normalde hepsini kullanmıyorum. Tam yatağımın karşısında bir tane televizyonum var. Televizyon kocaman. Kullanıyor musun diye sorarsan kullanmıyorum çünkü Ukraynaca bilmiyorum. Bir kere açtım, bir tane dizi vardı, Ukraynaca'ydı. Laptopumu getirmiştim zaten. Eğer bir şey izleyecek olursam laptopumdan izliyorum. Bir upuzun bir çalışma masam var arkadaşlar. Bunu sadece bu kısmını kullanıyorum. İşte laptopta arkadaşlarımla Discord'dan konuşmak için, işte gezilecek yerleri araştırmak, işte harita çıkarmak için laptopta bayağı yararlanıyorum arkadaşlar. Ev küçük, 1+0. Evet arkadaşlar, son olarak da elimde böyle tuvaletim var. Hemen mutfağımın yanında. İçeri girelim. Zaten her taraf aynı. Islak mendilinizi kesinlikle alın demiştim. Nedeni de tuvaletlerde tuvalet musluğu yok arkadaşlar. O yüzden gerekli ıslak mendil. Burada duşum var arkadaşlar. Gayet temiz ve güzel. Sıcak suyum var kombim olduğu için. İşte bir tane tuvaletim var. Yeterli. Şurada aşağıda bir tane fön makinem var. İşte duş aldıktan sonra onu kullanıyoruz. Bu şekilde. Peki Airbnb'den evi nasıl kiralayacağım diye soruyorsanız şimdi masama kuruluyorum ve size her şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet, çalışma masama geldim arkadaşlar. Şimdi artık insanlar yurt dışına çıktıkları zaman otelleri pek tercih etmiyorlar. Eğer turla falan geliyorsanız o zaman oteller devreye giriyor. Ama uygun fiyatlı, çok kapsamlı ve çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Bunu kesinlikle indirin ve kullanın eğer yurt dışına çıkıyorsanız. Birçok yerde, yani Lviv'in merkezinde olsun, merkezin dışında olsun birçok yerde kiralık evler var arkadaşlar. Herkesin bütçesine göre. Eğer ben 15 dakika yürüme mesafesinde merkeze giderim diyorsanız daha uygun evler bulabilirsiniz. Şimdi kendi evimden bahsedeyim arkadaşlar size. Ben bu evi 290 TL'ye günlüğünü kiraladım. Birazcık pahalı ama evim Lviv'in merkezinde arkadaşlar, Rynok Sokağı'nda. Rynok Sokağı zaten kafelerin, barların, gece kulüplerinin olduğu merkez arkadaşlar. Ayrıyeten de opera binası, belediye binası, gezmek için müzeleri çok yakın arkadaşlar. Ben yakın olmasını tercih ettim. O yüzden de merkezden ev tuttum. 50 TL'ye de ev var. 100 TL'ye de ev bulabilirsiniz. 500 liraya da ev bulabilirsiniz. 1000 liraya da ev bulabilirsiniz arkadaşlar. O sizin bütçenize bağlı. Ve uygulama üzerinden evin sahibiyle mesajlaşabiliyorsunuz. Sormanız gereken soruları şimdi sizinle beraber konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle ısıtıcıyı sorun arkadaşlar. Kombiniz çalışıyor mu? Kombiniz var mı? İkincisi, internet var mı? İnternet çalışıyor mu? Bakın arkadaşlar, internet var olarak gösterse bile internet çalışıyor mu ve kaç megabayt hızı diye kesinlikle sorun arkadaşlar. Ev merkeze, restoranlara yakın mı veya yürüme mesafesiyle ne kadar diye kesinlikle sorun. Tereddüt etmeyin. Sorun arkadaşlar. Sizinle her türlü iletişime geçiyorlar. Yaklaşık yarım saatte, bir saatte, bazen 10 dakikada, bazen hemen cevap verdikleri oluyor ev sahiplerinin. Eğer tek başınıza geliyorsanız ve ilk defa geliyorsanız, ben dil bilmiyorum, ben ne yapacağım orada, nasıl yapacağım diyorsanız beni örnek alın. Evi buldunuz, beğendiniz ve sıra evi rezervasyon etmeye geldi arkadaşlar. Evi rezervasyon ederken orada tarihlerinizi seçiyorsunuz. Mesela 2 gün kalacağınız zaman, mesela 300 liraysa, bunu 7 gün yaptığınız zaman size indirim yapıyor uygulama. 270 liraya falan düşüyor. İsterseniz mesaj atıp evin fiyatını daha çok düşürebilirsiniz arkadaşlar. Yani pazarlık yapabilirsiniz. Eğer çok bir yoğunluk yoksa ev sahibi bunu kabul edebilir arkadaşlar. Tuttuğum evin arkadaşlar manzarası da çok güzel. Sokağa bakıyor, Rynok Sokağı'na bakıyor. Bir Rynok Meydanı'nın bir arka sokağı arkadaşlar ve kafelerin olduğu bir yer. Zaten böyle muhabbet ederken de siz sokağı görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer merkezden ev tutacaksanız balkonlu ev yok arkadaşlar. Çünkü buralar eski tarihi evler olduğu için çoğu binada balkon yok. Balkonlu ev de var tabii ki de. Çok az yani arkadaşlar. Merkezi bir ev istiyorsanız bunu yaklaşık bir ay önceden kesinlikle ayarlamanız lazım. Çünkü 2 gün 3 gün önceden bulamayabilirsiniz arkadaşlar ev. Geleceğiniz gün ev sahibi size bir mesaj atıyor arkadaşlar. Aşağıda gösterdiğim şifresini veriyor size. Bu arada aynı anda basmayı unutmayın. Mesela 135 dediği zaman 1, 3, 5'e aynı anda basıyorsunuz ki otomatik açılsın.
anahtarın yerini söylüyor. Genelde paspasın altında oluyor veya bazı evlerde şifreli oluyor arkadaşlar. Evin şifresini veriyor size. Wi-Fi şifrenizi falan her şeyinizi veriyor arkadaşlar. İçeri girdikten sonra ev sahibinize geldiğinizi haber veriyorsunuz. Ondan sonra tatilinize başlıyorsunuz arkadaşlar. Çok ilgililer. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz soru varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.